Efendim Ankara'daki turumuza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Sizlere yeni mahallede Dut gibi meyhaneden sesleniyorum. Yanımda Melek Bal var. Melek Hanım öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Melek Bal kimdir? Melek Bal sektöre nasıl atılmıştır? Melek Bal sektöre öğrencilik zamanı part time çalışmak amacıyla girdik, başladık. Ondan sonra işi sevdim, sektörü sevdim, insanları sevdim. Bu işi gerçekten sevdim. Sonra da kısmet, şimdi buradayız. Melek Hanım, gerçekten çok güzel bir işletmeniz çok var. İzleyicilerimiz de ekranda görecekler zaten. Buranın çizgisi nedir? Burada ne yenilir, ne içilir? Burada ne yersiniz? Burada meze çeşitlerinin hepsini tavsiye ederim. Kırmızı et, beyaz et. Aslında menümüz o kadar geniş ki, yani birileri buraya geldiği zaman canı ne istiyorsa çok rahat tercih edip bulup yiyebilirler. Tercihe bağlı. Herkesi memnun ediyorsunuz. Herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Peki Melek Hanım, işletmenizin çizgisi nedir? Nelere dikkat ediyorsunuz çalışma prensibi olarak? İşletmemizde neye dikkat ediyoruz? Bir kere bu pandemi sürecinde hijyen, sağlık kuralları, güler yüz. Çünkü insanlar o kadar zor bir zamandan geçiyorlar ki, geldikleri zaman da burada birazcık o zor zamandan böyle biraz uzaklaşıp kendi hallerinde böyle o keyfi yaşamalarını istiyoruz açıkçası. İnsanların huzurlu bir şekilde burada keyif yapabilmeleri kesinlikle önceliğiniz. Aynen öyle. Peki Melek Hanım, siz de değindiniz. Malum ülkece, hatta dünyaca pandemi dönemindeyiz. Maalesef. Hizmet sektöründesiniz. İşiniz mutfakta. Maalesef. Nelere dikkat ediliyor? İzleyicilerimizin için rahatlatalım biraz buradan. Yani şimdi bayan olmanın avantajları da var tabii. Biraz çamaşır suyu seviyoruz biz temizlik konusunda. Yani bir kere önceliğimiz kesinlikle temizlik. Hem işletme olarak, hem çalışanlar olarak. Yani en öncelikli, yani sağlık kuralları şu dönemde özellikle dikkat ettiğimiz şey. Biraz da gelen misafirlerimiz de bunu bildikleri için sanırım bizi de o yüzden tercih ediyorlar. Ve bizi de, yani onlara da bunu gösterebiliyorsak ne mutlu bize. Kaç kişilik bir kapasite var Melek Hanım burada? Şimdi normal kapasitemiz, evet, sayı olarak biraz fazla ama pandemi sürecinde belirli şeylere dikkat ettiğimiz için yani ortalama 100 kişi falan belirli aralıklarla oturturmayıp sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek. Aynen öyle. Efendim, içiniz tamamıyla pandemi koşullarında rahat olacak şekilde hem yemeklerini yiyip hem de alkollerini keyifle, huzurlu bir ortamda yudumlayabiliyorlar. Zaten burada belli bir kesime hitap ediyoruz. Kesinlikle sıkıntı yaşayabileceğiniz bir yer değil efendim burası. Biz gözümüzle şahit olduk. Tam bir aile ortamı diyebiliriz. Kesinlikle. Ben de ondan bahsedecektim şimdi. Yani işte arkadaşlarıyla, aileleriyle, eşleriyle, çoluk çocuk, herkesin böyle gelip gönül rahatlığıyla yiyip içip böyle hani keyif yapabileceği güzel bir dükkan olduğunu düşünüyorum ben. Zaten çok keyifli bir işletme burası Melek Hanım. Teşekkür ederiz. Görünce bariz belli. Peki bu keyifli işletmede çalışan olarak kaç kişilik bir ekip var arkada? 15-16 kişilik bir ekip var. Bir şey daha merak ediyorum ben. Burada organizasyon yapmak isteyen izleyicilerimiz olsa, işte nişan, davet gibi organizasyonlar kabulünüz var mü? Var. Onları da yapıyoruz. Geçenlerde mesela çok güzel bir sünnet düğününe ev sahipliği yaptık. Biz de çok keyif aldık. Onlar da çok keyif aldılar. Evet, yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sosyal medyadan ulaşıyorlar, telefonlarımızdan ulaşıyorlar. Yakın çevremiz bir şekilde bize ulaşıyor, söylüyor. Ama çok keyifli, çok eğlenceli organizasyonlar çıkarıyoruz. Efendim, ekranda yayınlayacağız tabii ki ama sosyal medya hesabını sizden de duyuralım mı izleyicilerimize? Dut gibi meyhane. Dut gibi meyhane efendim. Peki Melek Hanım, son olarak Dut gibi meyhanenin ileriye dönük hedefleri nelerdir? Aklınızda neler var? Yani şimdi bu hizmeti doğru verdiğimiz sürece doğru işler yapacağımızı düşünüyorum. Yani evet, bu pandemi sürecini doğru atlatırsak birkaç daha projemiz var. Allah izin verirse bize onları da devreye sokacağız ama şu pandemi sürecini doğru atlatmak istiyoruz açıkçası. Gerçekten bir kadın girişimci olarak harika bir işletmeniz var. Teşekkür ederim. Tekrar tebrik ediyorum sizi. Başarı yolundaki hedefleriniz hep daim olsun. Çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için ve hoş sohbetiniz için de ayrıyetten teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Efendim, Melek Hanım'ı dinlediniz. Gönül rahatlığıyla keyif yapabileceğiniz bir yerdeyiz. Ankara'ya yolu düşen herkesi Melek Hanım güler yüzü ve hoş sohbetiyle burada bekliyor. Kendisine zaten ekrandaki bilgilerden de ulaşabilirsiniz. Melek Hanım burada işinin başında durmaya devam ederken biz de Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Sıradaki durağımız neresi mi? İzleyip görelim.